Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 34. dersiyle birlikteyiz. Edebiyat kısmıyla devam edeceğiz. Naima. Naima kimdir? İlk resmi vakanüvistir. Yani ilk resmi tarih yazıcısıdır. Naima'dan önce ise vakanüvistliğin ismi şehnamecilikti. Yani burada vakanüvist zaten şurada şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Vaka olay. Zaten nüvis yazma. Bugün zaten Kürtçe'de bile nüvis deniliyor. Kürtçe bilen arkadaşlar zaten bunu ezberleyecektir. Ama Kürtçe bilmeyen arkadaşlarımızın da vaka nüvisin tarihçilik, olay yazıcılığı, tarih yazıcılığı olduğunu bilmesi lazım. Şehnamecilik de tarih yazıcılığıdır. Naima'dan önce 2. Beyazıt dönemi ile beraber şehnamecilik başladı. Yani nedir? Her detay tarih olarak kaydediliyordu. Her olay. İdris Bitlisi, Tursun Bey vesaire bunlar hepsi şehnameci yani tarih yazıcılarıdır. Son vakanüvis ise Abdurrahman Şeref Efendi'dir. Bu yüzden ilk resmi vakanüvis olan Naima ile son vakanüvis olan Abdurrahman Şeref Efendi'yi ÖSYM'e sorabilir. Bu yüzden bilmeniz gerekir. Ebu Suud Efendi var. Kanuni dönemi Şeyhülislam'dır. Kanunname ve Duaname eserleri ünlüdür. Aynı zamanda Ebu Suud Efendi bir ilim adamıdır. Sadece dinle ilgili konulara yönelmemiş. İlimle, bilimle ilgilenmiştir aynı zamanda. Erzurumlu İbrahim Hakkı var. Astrolojiyle uğraştı. Marifetname eseri önemli. Bu eseri ÖSYM'e sorabilir. Marco Paşa, biliyorsunuz derdini Marco Paşa'ya anlat diye bir deyimimiz vardır Türkçe'de. Derdini Marco Paşa'ya anlat demek şu olaya dayanıyor. Abdülaziz'in hekim başıydı Marco Paşa. Kızılay'ın da kurucularındandı. Bu yüzden biri sıkıntı yaşadığında git derdini Marco Paşa'ya anlat deniliyordu. Çünkü Marco Paşa iyi bir hekimdi. Bu deyim de oradan geliyor. Genceli Nizami var. Hüsrev-i Şirin, İskendername eserleri önemlidir. Bu arkadaşımız da ÖSYM'e sorabilir. Kınalızade Ali var. Türkçe ilk ahlak kitabı olan Ahlak-ı Alai'yi yazmış Kınalızade Ali. Bu yüzden bu şey önemli. Yani bu eseri bilmemiz çok önemli. Ahlak-ı Alai. Çünkü Türkçe ilk ahlak kitabıdır. Kınalızade Ali'ye aittir. Ahmet Cevdet Paşa var. Tarih-i Cevdet kitabını yazdı. Mecelle'yi hazırladı. Hatırlıyorsanız Abdülaziz döneminde Mecelle kaynağını İslam'dan alan bir medeni kanun hazırlamıştı. Vakanüvistir aynı zamanda Ahmet Cevdet Paşa yani tarih yazıcısıdır. Kısas-ı Enbiya adlı eseri yazdı. Tarih-i Cevdet adlı 16 ciltli yanılmıyorsam 16 ciltlik bir Osmanlı tarihi kitabını yazmıştı. Kızı Fatma Aliye'dir. 50 TL'nin arkasında var şu anda. Kendisi de bir edebiyatçıdır. Notlarımız var. Osmanlı'da Paris'e ilk geçici Türk elçisi olarak giden Sefaretname adlı eserinde Fransa'yı anlatan 28. Mehmet Çelebi'dir. 3. Ahmet döneminde yani Lale devrinde. 3. Selim döneminde Londra'ya gönderilen daimi elçimiz ise Yusuf Agah Efendi'dir. Niçin Londra'ya gönderildi? Çünkü o dönem 3. Selim döneminde Fransız ihtilali çıktı. Paris'te açılması düşünülen elçilik iptal edildi ve Londra'da açıldı. İlk daimi elçi de Yusuf Agah Efendi oldu. Cizye'nin türleri vardır. Cizye vergisini bilirsiniz. Gayrimüslimlerden alınıyor. Âlâ zengin gayrimüslimden. Zaten bunlar Arapça bakın. Âlâ yüksek, efsat orta, edna düşük demek. Âlâ yüksek demek. En demek Türkçe'ye çevrildiğimizde âlâ yani zengin gayrimüslimden, efsat orta gayrimüslimden, edna fakir gayrimüslimden alınan cizye türüydü. Osmanlı'da sanata geçelim. Hat. Ben bunları size geçen derslerde göstermiştim hattı şekil olarak. Yani kafanızda oturmuş olmalı. Ustasına hattat deniliyor. Küfi, sülüs, tevki, talik, divani, rika, muhakkak, reyhani, siyakat vesaire türleri var. Yazdığı hatları günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahı 2. Mustafa'dır. 2. Mustafa'yı Edirne olayıyla indirdiler. Şeyh Hamdullah'ın hattatların kıblesi unvanı. Şeyh Hamdullah'a gerçekten önemli biri. Bu yüzden bunu bilmelisiniz hattatların kıblesi unvanı olduğunu. Ahmet Karahisari, Hafız Osman vesaire önemli hattatlardır. Bunları da bilin. Picasso hat sanatını görünce varmayı düşündüğüm hedefe Türkler 500 yıl önce ulaşmış rivayet ediliyor. Bunun hakkında kesin bir bilgim yok. Gerçekten söylemiş mi söylememiş mi bilmiyorum. Böyle bir iddia var. Ben de bu iddiayı buraya taşıdım. Hafız Osman Hilye denilen süslemenin ilk hattatıdır. Bak bunu sorabilir ÖSYM'e. Hilye denilen süslemenin ilk hattatı kimdir diye Hafız Osman diyeceğiz.
Tezhip var. Göstermiştim ben size. El yazması kitapların kenarlarının altın tozu ile süsleme sanatıydı. Ustasına müzehhip denilirdi. Kara Mehmet önemli müzehhiplerdendir. Ciltçilik var. İlk cilt teşkilatını 2. Beyazıt döneminde kuruyorlar. Ustasına mücellit denir. Minyatür, nakış ya da diğer ismiyle tasvir. Işık ve gölge düzenlemesi olmayan perspektifsiz resimlerdir. Geçen derslerde ben bunu da size resmini gösterdim. Bir minyatür resmini taşıdım size. Kişinin makamı vücut büyüklüğünden anlaşılıyor. Yani ne kadar büyükse vücudu o rütbe olarak o kadar büyük resimde. Ustasına nakkaş ya da musavver denir. İkisi de kullanılır. Matrakçı Nasuh Kanuni döneminin ünlü minyatürcüsüdür. Levni ise Lale Devri'nin önemli minyatürcüsüdür. Surname ve Silsilename eserleri ünlüdür Levni'nin. Nakkaş Osman, Şiblizade Ahmet, Sinan Bey de diğer önemli minyatürcülerdendir. Hatta Sinan Bey'in Gül Koklayan Fatih diye bir eseri vardır. Müzik dalına geçelim. Itri Efendi klasik Türk müziğinin kurucusudur. Itri'yi adınız gibi bileceksiniz. Kesinlikle ÖSYM'de beklediğim sorulardan biridir. Muhakkak çıkacak. Bu sene olmasa başka sene. Itri'nin Tut-ı Mucize-i Guyem, Cuma Salası, Bayram Tekbiri meşhurdur. 15. yüzyılda Abdülkadir Merahi ve Edicanlı Yusuf müzik ile uğraştı ki bu adamlar çok çok önemli. Abdülkadir Merahi ve Edicanlı Yusuf'un hangi sanat dalıyla uğraştığı sorulabilir. Bu çok önemli. Bu iki ismi bilmeniz lazım. İtalyan Donizetti Mizrakayı Hümayun'u kurdu. 3. Selim Suzi Dilara makamını buldu. Bunlar da önemli. Yine bir Gülnihal aldı bu gönlümü ve benzeri önemli besteleri olan kişi İsmail Dede Efendi'dir. Bunu da ezberlemelisiniz. Şakir Ağa, Hacı Arif, Tamburi Cemil Bey de diğer önemli müzikçilerdendir. Beethoven'ın Atina Harabeleri eserinde Türk Marşı'na yer verdi. Bu çok önemli. Beethoven hangi eserinde Türk Marşı'na yer verdi diye sorabilir ÖSYM. Mozart'ın 5 numaralı konçertosu Türk konçertosu olarak bilinir. Yine ÖSYM aynı şekilde Mozart'ın Türk konçertosu olarak bilinen konçertosu hangisidir diye sorabilir. 5 numaralı konçertosu diyeceğiz. Resimle devam edeceğiz. İlk resmini yaptıran Fatih'tir. İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdı. Fatih resim öğrenimi için İtalya'ya Sinan Bey'i gönderdi. Çünkü resim sanatına özel bir ilgisi vardı. Nakkaş Sinan Bey'in Gül Koklayan Fatih portresi var. Kanuni'nin resmini Titian yaptı. Bakın sadece Titian yaptı demiyorum. İlk yapan da Titian demiyorum. 15. yüzyılda Titian'da Kanuni'nin resmini yapan sanatçılardan biri. Osmanlı'da resim eğitimi 19. yüzyılda başladı. Maalesef bu yüzyıla kadar resim eğitimi başlamadı. Çünkü bunun İslam'da yeri olmadığı düşünülüyordu. İlk resim sergisini Abdülaziz döneminde Şekerahmet Paşa açtı. Şekerahmet Paşa'nın ağaçlar arasında Karaca tablosu önemlidir. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Silah Tacirleri, Genç Kız adlı portreleri var. Gerçekten Osman Hamdi Bey'in tabloları ile Şekerahmet Paşa'nın tabloları çok güzel. Ama en güzel tablolar benim en beğendiğim Osman Hamdi Bey'in tabloları. Birazdan size zaten göstereceğim. Kendi portresini yaptırıp devlet dairesine astıran ilk padişah 2. Mahmut oldu. Bu ÖSYM'de gelebilir. Mihri Müşfik Hanım ise ilk kadın ressam oldu. 150'ye yakın imzalı ya da imzasız eseri bulunmakta. Mihri Müşfik Hanım'ın eserleri de gayet güzel. Osmanlı'dan etkilenen İtalyan ressam Agostino Tassi'nin Mehterbaşı ve Beş Türk Çalgıcısı eserleri de ünlüdür. Bakın Gentile Bellini'nin solda yaptığı Fatih portresi ve Nakkaş Sinan'ın Gül Koklayan Fatih portresi. Bakın bu da Şekerahmet Paşa'nın çoban köpekli peyzajı. Siz videoyu durdurup bakarsınız gerçekten çok kaliteli. Ama ben hızlı hızlı geçeyim. Yelkenliler gün batımı hissini veriyor. Ayvalı peyzaj solda, narlar ve ayvalar sağda, 1906'da yaptığı tablo Şekerahmet Paşa'nın. Şimdi Osman Hamdi Bey, ben görsel olarak bunların aklınızda kalması gerektiğine inanıyorum. Çünkü sürekli Osman Hamdi Bey, Osman Hamdi Bey, kim bu Osman Hamdi Bey? Şeklen aklınızda bir şey bulunmalı ki bunu daha iyi ezberleyebilin diye. Gördüğünüz gibi Osman Hamdi Bey, Keltoş amcamız gayet bilgin bir tablo.
Bakın Osman Hamdi Bey'in Leylak Toplayan Kız solda 1881'de yaptığı tablo mükemmel. Bu kızın üzerindeki elbisenin detaylarına bile baktığınızda inanılmaz derecede gerçekçi olduğunu görüyorsunuz. Sanki bunlar tablo değil de fotoğraf çekilmiş gibi. Sanki resim değil de bunlar bir fotoğraf. Hemen sağda Gezintide Kadınlar 1887. Ben ilk Gezintide Kadınlar tablosuna baktığımda ben bunun bir fotoğraf olduğunu zannettim. O kadar çizimler gerçekçi, ışık perspektifleri çok harika. Gerçekten inanılmaz. Kaplumbağa Terbiyecisi. Zaten bunu Türkiye'de bilmeyen yoktur. Çok harika bir tablo. Osman Hamdi Bey'e ait yine. Kur'an Okuyan Kız yine Osman Hamdi Bey'in çok güzel çalışmalarından biri. Silah Taciri, Silah Taciri sürekli söylüyorlar. Osman Hamdi Bey'in Silah Taciri. Bakın solda gayet güzel. Osman Hamdi'nin yüz hatlarını yapışı ve kıyafetlerdeki o buruşukluğu bile vermesi çok inanılmaz derece kaliteli buluyorum. Gerçekten çok işini iyi biliyor. Çok yetenekli. Hemen sağda camide çıkan Sultan tablosu da görünüyor. Bu da Mihri Müşfik Hanım'ın, yani ilk kadın ressamımızın, Mustafa Kemal portresi. Mustafa Kemal kendisi Mustafa Kemal ve Papa'nın portrelerini çizmiştir. Gördüğünüz gibi bu da ilk kadın ressamımıza ait tablo. Spor var. Padişahın önünde yapılan güreşlere huzur güreşleri dendi. Ok atıcılığı ile uğraşanlara keman keş adı verildi. Hünerli at binicilerine cündi adı verildi. İlk beden eğitimi öğretmeni Faik Üstün İdman'dır. Bunu ÖSYM size sadece Faik Bey diye de verebilir. Çünkü o dönem soyadı kanunu yoktu. İlk futbol kulübü Black Stocking, yani siyah çoraplılar anlamına geliyor. İlk Türk futbolcu Fuat Hüsnü Kayacan'dır. O dönemlerde futbol oynamak yasak olduğu için, bunun dini inanış boyutundan da haram olarak görüldüğü için Bobby takma ismiyle oynadı Fuat Hüsnü Bey. 1903'te Beşiktaş, 1905'te Galatasaray, 1907'de Fenerbahçe, 1910'da İmalat-ı Harbiye dediğimiz Ankara Gücü spor kulüpleri kuruldu. 1908'de Selim Sırrı Tarcan, ki bu çok önemli bir isim, bunu ezberleyin, Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti'ni kurdu. Selim Sırrı Tarcan ilk Türk jimnastik öğretmenidir. Bu çok önemli. Osmanlı ilk kez 1912'de Stockholm Olimpiyatlarına katıldı. Türkiye'ye ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşatan Yaşar Erkan'dır. 1936 Berlin Olimpiyatlarında güreş dalında ilk olimpiyat şampiyonluğunu tattı Yaşar Erkan. Osmanlı hiç şampiyon olamadı. Türkiye'ye nasip oldu bu 1936 yılında Yaşar Erkan sayesinde. Tiyatro, ilk Osmanlı tiyatrosunu Abdülmecit döneminde Güllü Agop Efendi kurdu. Mimari var. Bakın erken dönem 1300 ile 1500 yılları arası, ki dikkat edin Fatih Sultan Mehmet erken dönemde bakın. Hatta 2. Beyazıt da erken dönemde, Yavuz Sultan Selim'den itibaren klasik döneme geçiliyor. Yani 1500'de 1718, 1718 Lale Devri. Geç dönem Lale Devri ile, yani 1718'de başlayıp 1930'a kadar sürüyor. Mimarimiz bu. Şimdi geç dönemde neler var? Barok ve Rokoko, 17. 18. yüzyıldaki üslup. Ampir üslup var 19. yüzyılın ilk çeyreğinde. 19. yüzyılın orta çeyreğinde elektrik dönem ve 19. yüzyılın son demleri ve 20. yüzyılın başlarında ise neoklasik döneme geçiş yaptık. Erken döneme bakalım. Osmanlı'da ilk yapı Orhan Bey döneminde İznik Hacı Özbek Camii'dir. İlk bedesten Yıldırım Beyazıt bedesteni 1. Beyazıt döneminde. Bu çok önemli. ÖSYM ilk bedesteni, ilk medreseleri, ilk yapıları her zaman sorar. Bu kısmı ezberleyin komple. İlk medrese İznik Orhaniyesi ya da Süleyman Paşa, Orhan Bey döneminde. İlk imarethane Orhan Bey döneminde eşi Nilüfer Hatun'un yaptığı Bursa'daki Nilüfer Hatun İmarethanesi. İmarethane bir yoksullara yemek dağıtan bir aşevi. İlk Darüşşifa 1. Beyazıt döneminde, ÖSYM bunu da sorabilir. İlk Darüşşifa ve ilk bedesten hangi hükümdar döneminde yapılmıştır? 1. Beyazıt diyeceksiniz. En eski köşk Fatih'in yaptırdığı Çinili Köşk. 2. Beyazıt döneminde fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların musiki ile tedavisinin yapıldığı, günümüzde sağlık müzesi olarak kullanılan Darüşşifa Edirne'dedir. Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı'ndan elde ettiği ganimetlerle Bursa Ulu Camii yaptırdı. Bu da önemli bir bilgi. Bu derslik bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hayırlı çalışmalar diliyorum.